Bitcoin'in boğa kuşu risk altında mı, analistlerin BTC hakkındaki görüşleri şeklinde ifade ediyor. Buna bir göz atacağız. Burada ne var ne yok, beklentiler neler şeklinde durumu değerlendirmeye çalışacağız. Bitcoin'in boğa kuşu risk altında değil, niye böyle bir soru ile çıktığını bilmiyorum tam olarak. BTC tarafında boğa kuşunun risk altında olması gibi bir mesele söz konusu değil. Bu nasıl olabilir? SEC ETF'leri onaylamaz. Fed'in faiz indirimleri uzar. Ya burada da boğa koşusu risk altında olmaz ki, yine yükselir gerçi. Çünkü sonuç belli olduğu için toplama etabı devam eder. Yok, o zaman da değil yani, yok. Şu anda öyle bir beklenti olamaz. Şimdi ETF'i onaylamazsa SEC diyelim. Bu sefer Mart'ın başında onaylayacak. Mart'ta faiz indirmedi. Fed ne zaman indirebilir? Maksimum Mayıs. Sonuç yine aynı noktaya geldi. Beklenti kaynaklı alımlar devam edecektir. Dolayısıyla sert olmasa bile yine de kanal atlama hareketleri görülecektir Bitcoin'de, bu senaryoda bile. Çünkü toplama çok ciddi artar. Dolayısıyla pek kurtarmaz yani. Hani boğa risk altında mı şeklinde. Zannetmiyorum, dediğim gibi. Durum budur. Haricinde böyle bir açıklama, belki fiyat düştü diye mi, ya hani fiyat düştü diye. Evet, yani çok zannetmiyorum. Ne diyebilirim ki? Belirsizlikle dolu bir kripto manzarasında popüler analist Ali Martinez, Bitcoin son yükselişine olan 44 bin dolarlık artışına dair kırmızı bir bayrak kaldırıyor. Martinez'e göre Bitcoin ağ büyümesinde son bir ay içinde önemli bir düşüş yaşandı. Ve bu da son fiyat artışının direnci konusunda şüphelere neden oldu diyor. Arkadaşım dur, zaten 44,5 bin dolar direncine geldikten sonra red diyebileceğiyle alakalı zaten konuştuk. Daha dur bak, bismillah. Yani Bitcoin bir direnç patlattı. Birkaç gün içinde bak, bir direnç patlattı. Sonra öteki dirence yükseldi. Dur bir sakin ol. Bekle. Seni de zengin eder bu piyasa, korkma. Ama iki direnç vurmuşken bismillah dur bakalım. Bir düzeltme yapsın, tamam mı? Hani fiyat geri çekilir çekilmez hemen piyasa işte risk altında mı gibi soytarılıklara girildiği zaman, o zaman olmuyor. Çünkü insanlar okuyor. Şimdi onun öyle düşünüyor olması beni ilgilendirmiyor ama insanlar yazıyor, okuduğu zaman öyle olmuyor. Yazının yazıldığı sırada Bitcoin fiyatı son 24 saatte %2 düşüşle 41,2 bin dolara geriledi. Ya 40,5 binlere de geriledi. Sonra tekrar şimdi 41,5 binlerde. Trading hacmi ise %32,5 artarak 19 milyar dolara ulaştı. Belirsizlikler devam ederken Bitcoin fiyatı haftaya düşüşle başlangıç yapıyor. BTC daha fazla düşüş hareketi gösterecek mi? Bakın, ortada bir belirsizlik yok. Bunların tek yaptığı soytarılık. Çok, çok ciddi söylüyorum. Soytarılık yapıyor. Sadece şey, magazin kovalıyor yani herif, tamam mı? O bilinmezlik bilmem ne tarzında. Hani ortada emin olun. Sıfır bilinmezlik. Aralık sonuna kadar akümülasyon. Aralık sonunda kalkış. Ve güçlü bir yükseliş. Ocak'ta devam. 2024'te daha da sert devam. Bu. Tamam mı? Bu kadar. Ortada bir bilinmezlik yok. Bitcoin ne olacak? Bakalım. Ne olacak göreceğiz. Bitcoin'in boğa koşusunda son durum nedir? Belirsizliklerle dolu bir kripto manzarasında popüler analist Ali Martinez, Bitcoin'in son yükselişine olan 44 bin dolarlık artışına dair kırmızı bir bayrak kaldırıyor. Bu arada analist ağ büyümesi adlı kritik ölçütün bir düşüş yaşadığını belirtti. Bu durum boğa momentumunun sürdürülebilirliği konusunda endişelere yol açtı. Özellikle bu haber daha geniş kripto piyasasında ve Bitcoin fiyatında yaşanan dalgalı ticaret senaryosu ortamında ortaya çıktı. Şeyi merak ediyorum yani, bu çok bilen arkadaş, peki tamam kırmızı bayrak. Peki bu kırmızı bayrağın sonucu çok merak ediyorum şu an. Bitcoin'in 44 bin dolara tırmanışına dair son gelişmelerin ortasında analist Ali Martinez, kripto paranın boğa eğilimine potansiyel bir tehdit olduğuna dikkat çekiyor.
Arkadaşım, şunu duymak istiyorum. Tamam, boğa eğilimine tehdit var. Bunu anladım. Peki ne olacak? Çünkü ucu açık, yani burada politika yapıldığını ben çok fazla bildiğim için politika yapılmasını istemiyorum. Bu sefer diyor ki boğa piyasasına tehdit var diyor adam, tamam mı? 40,5 bine düşüyor ya fiyat. Evet. Mesela örnek veriyorum. Buradan 30 bine düştü, değil mi? Adam diyor ki bak ben ne dedim? Tehdit var dedim. Al bak nasıl düştü. 40,5 bine düşüyor. Ve bir şey söylemedi ya. Ortalama bir şey söylemedi. İlla fiyat vermesine gerek yok. Hani şuraya düşecek diye. Ortalama bir şey söyle arkadaşım. Yani yatırımcı ne demek istediğini anlasın. Maksat bu, neyi kastettiğini anlasın. Vermiyor. 40,5 bine düşüyor. Buradan kalkış yapınca millet diyor ki ulan hani boğa sezonunda sıkıntı vardı falan tarzda. Bu sefer de diyor ki arkadaşım 40,5 bine düştü ya diyor. 4.000 dolar düştü fiyatı. Ben onu kastetmiştim. Anlatabiliyor muyum? Halbuki alakası bile yok. Martinez'e göre Bitcoin ağ büyümesinde son bir ay içinde önemli bir düşüş yaşandı. Peki. Bu arada diyor Martinez, Bitcoin boğa koşusunu sağlam bir şekilde devam etmesi için yeni Bitcoin adreslerinin sayısını izlemenin önemini vurguluyor. Ayrıca analiz yeni adreslerde bir artışın boğa momentumunu sürdürmek için gerekli olan desteği sağlamak açısından kritik olduğunu öne sürüyor. Bu gözlem ağ büyümesinin Bitcoin'in genel sağlığı ve piyasa dalgalanmaları karşı direncini belirlemede önemli bir gösterge olarak ne kadar önemli olduğunu vurgular. Lan zırt o. Zaten Bitcoin fiyatı, Bitcoin adres sayısı artarsa fiyat da artar zaten. Eşek ol eşek. Hangisiyle aynı anda şey yapacağız? Birazcık şeye benzemiş. Bitcoin fiyatı artarsa fiyatı artar. Yani zaten adres artarsa adam muhakkak irili ufaklı zaten trade vardır ortada. Zaten fiyat artar. Belirttiği endişelere ek olarak Bitcoin fiyatındaki son düşüş, daha geniş kripto piyasasında yaygın olarak hüküm süren genel olumsuz duygularla aynı zamana denk geldi. Bak diyorum ya, bu tarz yorum gördüğüm zaman ben şunu söylüyorum. O zaman Ali Martinez ne yapsın? Ali Martinez şu anda almasın yani. Alım yapmasın, tamam mı? Yani Bitcoin altcoin alımı yapmasın. Niye? Çünkü daha fazla düşüş olacakmış. Doğru değil mi? Ben alım yapmaya davet ediyorum. Ali Martinez alım yapmasın. Sonuçta yani düşüş gelecekmiş. Nereye kadar bekliyor? Bu da belli değil gerçi gördüğünüz gibi ama. Artık neresiyse orayı beklemeye devam etsin. Oradan alım yapsın. Artık 30 bin mi, 35 bin mi bilmiyorum. Orası gelirse alım yapar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.